Valla ben şeyi beğendim. Yani fena değil, iyi. Şu an bu taşlar kaymaz taşlar. O sağ ol, teşekkür ederim. İyi, kaymayan taşlar güzel bunlar. Şu taşlar yani. Şunlar. Ters yüzeyini görünce önce bu ne ya, kaya zediydik ama nerede ya? Bir tek şu çöpü atmıyorlar ya. Sinir oluyorum ya. Şu çöpü kaldırıp atmıyorlar. Taşlar bunlar. Kürtüklü. Yani zemin taşı olmayan müsait taş. Beğendik, güzel. Hacım ne zaman bitecek? Bitecek daha, yapılıyor daha, yapılacak daha. Bu görünüşe göre 2 haftada biter burası. Biter, biter. 2 haftaya kalmaz. Kalmaz değil mi? Yok. Açılışı bana mı yaptıracaklar? Yok ya. İyi, kolay gelsin. Oğuz abi çok iyi korunuyorsun ya. Ne yapayım? Kocamanız. Evde sokağa salmıyorlar ya. Kim saldı? Çocuklar, en güzel yer torunlar burası. Var diye. Evet. Baksana. Ne yapayım? Hadi görüşürüz. Neyse, taşların yanından gideyim. Bir daha da görmeyenler bir daha görsün. Taşları beğendim. Bu kırmızıları pek beğenemiyoruz. Bakın. Taşlar şu. Hani biz önce bir pislik arayacağız ya bu işlerde. Ya buradan aşağıya bir şey düşerse ne olur dedik. Seyyarmış. Yani taşlar seyyar şey yapılabiliyor. Herkes geçti. Ben de geçeyim daha. Delikanlı. Tamam. Bunun şerbeti verildi mi bu işi bitti oluyor. Olay bu. Taşlar kaymaz taş. Çünkü deniyorum, ayağımla da bakıyorum. Bu da kaymaz. Güzel yani. Yani Hilmi Baba'ya burada bir puan verdik. Yani 100 üzerinden 100'ü verdim. Eleştiri hakkımız saklı tabii ki. Ama takıl pazarını niye böyle kafasına göre yapıyorlar? Şimdi bakın, size ölçü vereceğim. Bakın, takıl pazarının ölçüsü. Ben onu bunu anlamıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 20, 31, 32, 33 adım. Bir de böyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35. Yani 33 adıma 33 adım. Bu da nedir biliyor musun? 75 ile 75, 30, 20 adım de 400 metrekare bir yer şurası. Ya bir plan yapmışlar.
Planda şu karşı tarafta dükkanlar duruyor. Bir de buraya dükkan koyuyorlar. Şuraya. Abi bir defa şu bu dükkanların önünü kapatmak hakkınız yok. Haksızlık bir. İkincisi buraya dükkan koyduğunuzda yani şöyle düşünün. Bakın şuradan burada oturmaya yer kalmadı ki ya. Onun için Sayın Güler'in, Hilmi Güler'in bu tarafa iş yeri koydurmaması lazım. İlla ki dükkan iş yeri lazımsa işte var. Orada var. Kiralasınlar, yapsınlar. Ama şu karşısı gibi, şurası gibi buraya da şuraya yani şu kıyıya böyle iş yeri yaparlarsa bu takıl pazarının hem ruhuna aykırı hem tahıl pazarını berbat ederler. Fikret Türk Yılmaz takılda battı. Seyit Torun takılda battı. Hilmi Güler de bu kadar iyi güzel şeyler yaparken yani buralar için diyorum burada batmamalı. Onun için buraya yani siz şimdi şu ne kalıyor ya takıl pazarında şu kadar bir yer kalıyor ya bir küçük yer. Buraya iş yerleri koyuyorlar. Oraya da iş yerleri koyuyorlar. Bakın. Plan belli. Burada iş yerleri, orada iş yerleri. Bakın. Şurada görüyor musunuz? Şuraya iş yeri koyuyorlar. Burada da var. Bitka'da yerde mi insanlar oturacak? İlla parası olan mı? Bu buradan faydalanacak. Onun için Hilmi Güler'in buraya şuraya dükkan koymaması gerekir. Şu bölüme yani şu martıların olduğu yere koymamalı. Tamam orasını yaptılar zamanında. Bakın tekrar uyarıyorum. Sayın Güler yukarıdan bakınca farklı gözüküyor ama bakın şurası burası. Bakın burası. Bir de buraya dükkan koyuyorsunuz. Ne kaldı şurada ya? Bir avuç bir yer kaldı. Yani kalan yer şuraya düşünebiliyor musunuz? Şurada yer kalmıyor. Onun için Hilmi Güler'i tanıyan bilen böyle tanıdık birisi varsa o bir zahmet söylesin. Bu tarafa, şu tarafa iş yeri olmaz. İlla iş yeri lazımsa şu binaların iş yerlerini bölsünler, yapsınlar. Onun için Takıl Pazarı projesi ve Sanat Sokağı projesine halka danışmak şartıyla yani aklı başında insanlara evet diyoruz. Fakat buraya iş yeri koyulmaz. Buraya koyamazsınız. Hem bu iş yerlerinin sahiplerine haksızlık hem de buraya koyduğunuz zaman insanlar burada oturamazlar. İlle parası olan mı oturacak burada? Yani bu proje takıl projesi güzel başlanan aklımın yattığı bir proje ama kes yapıştır projesi olduğu için burayı görmedikleri için burayı iş yeri yapmaya çalışıyorlar. Olmaz. Yani buna haksızlık bu. Bir de diğer şey. Bankaların personel sayısı azaltılmamalı. Bankalardaki personel sayısı azaltıldığı için bakın başımıza gelene bakın. Şimdi şurada bir ton görüyor musunuz? İnsan bekliyorlar. Hem zamana yazık. Hem hastalık kapacaklar. Aman. Lütfen vali müdahale etsin. Bankamatikleri çalıştırsın. Personellerin sayısını azaltmak yerine çoğaltsınlar ki hiç olmazsa insanlar da rahat rahat bankada işlerini görüp bir an önce evlerine çekilsin. Böyle saçmalık mı olur ya? Şuraya bakabiliyor musunuz ya? Personeli içeride azaltıyorlar.
Kapıdaki insanlar insan sınıfında sayılmıyorlar mı? Çok kötü ya. Bu konuda İl Sağlık Kurulu muydu? Neydi o? Hıfzı Sıha Kurulu karar almalı. Bankalar full çalışmalı. Öyle bankamatiğin yarısını çalıştırıyorlar, yarısı çalışmıyor. Koy araya bir tane bir cam pano koy. Plastik cam yani. Filan falan. Durumumuz bu. Yani şehri yöneten insanın şehirdeki sorunlar nedeniyle kahrolması lazım. Acaba bir yanlış mı var? Bir yanlış olabilir mi? Ben başkalarının zamanını çalmamalıyım. O yüzden de şunu bunu doğru yapmalıyım demesi lazım. Şuraya. Bu insanlar niye bekliyorlar burada? Sadece içeride personel sayısında tensikata değil, azaltmaya gittiler. İşten atmadılar. Böyle saçmalık mı olur ya? Bankalardaki personeli azaltıyorsunuz. Buradaki insanlara bu zulmü çektiriyorsunuz. Bu olmaz yani, olmamalı. Yani içerideki personel sayısını azaltmamaları gerekiyor. Ne haber? Dur. Az akıl alayım. Altın fiyatları nereye çıkacak? Aşağı mı yukarı mı? Altın fiyatı yukarı, 373 şu an. Hadi ya. Evde kalacak yani bizim çoluk çocuk. Neyse evlendiler de yıktıydık. Sayıyı azaltıyorlar içeride personel sayısını. Bütün bankalar böyle. Yazık ki. Olmaz ki. Yanlış kalabalığın sebebi bankalar. Bankalar tabii ya. Diyorum ya vali. Buyruk da nerede? He. Bugün azaldı. Sabah bir gördük. Valilik buna yıldızı kurulu karar alacak. Bankalarda gerekirse iki personel daha fazla çalıştıracak. Hadi görüşürüz. Evet, yayın burada kapatıyoruz. Yani neyin ne olduğunu... Anam bir de kuyruk var ya orada. Bu da ne kuyruğu ya? Bu da buraya girme kuyruğu. Abi niye burada kuyruk var? Caddede adam sayısı az olsun diye. Hadi geçelim. Bakalım bizim Öztürk ne alemde. Taze soğan Özkök'e gelmiş. Fiyatı ne acaba? Fiyatını göremiyorum. Limon 8 lira 7.95. İyi. Durum bu. Şehrin en güzel ayna gibi olan yeri burası. En boktan hale getirdikleri yerde burası. Şu hale bakın ya. Borsanın önü ordunun en güzel yeri. Şurası. Hiç yakışıyor mu böyle bir şeye ya? Ne oldu, köpek almıyorlar mı? Yok. Niye? İstemiyorlar. Kartı değiştirmeniz var mı? Var. Nereye gideceksiniz? Bankaya gideceğim. Abi. Kafasına göre takılıyor herkes. İşin var mı diyor çağrıcılar. Tabii işimiz var da. Bankaya gideceğim deyince bırakıyorlar.
iş olsun işte. Neyse, şimdilik yayını kapatıyorum. Hoşça kalın.